Evet sevgili izleyiciler, sohbetimizi yaptık. Takıntılar var mı sizin Hacer Hanım? Düşündünüz mü dinlerken? Düşündüm ama yok gerçekten. Evet. Böyle büyük takıntılarım yok. Ama İcra Hoca'nın dediği gibi diyor ki yok diyenlerde bile böyle bazen oluyor. Öyle mi diyorsunuz? Ama hastalık boyutunda olmadığını düşünüyorsunuz yok, zaten. Yok hani en azından çevremiz söyler öyle bir şey olsa. Değil mi? Evet. Özellikle mutfakla, yemekle ilgilenenlerde. Mesela kimisi der ki ben işte soğanı şu şekilde kesmezsem olmaz. Ya da işte şöyle yıkamazsam olmaz. Ama onlar hijyenden geliyor diye siz tabii. Şey yapıyorsunuz. Peki biz çorba yaptık. Neydi? Mahluta. Mahluta çorbası yaptık ve önümüzde. Hemen ona şöyle bir bakalım mı? Bakalım. Az önce, lütfen siz de gelin. Az önce ne yaptık? Biz soğanları kavurduk. İçine mercimeğimizi, havucumuzu, bulgurumuzu attık. Pirinç attık birazcık. Evet. Ve pişirdik. Aynen pişti. Sonra ben onu blenderdan geçirdim. Şimdi burada yumurta sarısı, süt ve limon suyu olan bir sosumuz var. Yani terbiyesi var. Siz evet. Demin güzel söylediniz. Aha. O terbiyesini ılıştırarak eklememiz gerekiyor ki kesilmesin diye. Evet, yani biraz çorbadan içine evet. katarak. Oradan bir kepçeyle hemen halledeceğiz onu şimdi. Çorba böyle bir mercimek çorbası gelilerden ezogelinimsi ama terbiye bir farklı. Çok besleyici bir çorba evet. gerçekten. Hmm. Valla bugüne çorbayla devam etmek istiyorum. Çorbaya bir içeceğim yayından sonra bir kase bence de çorba. Bu çorbayı kaçırmayın ve yaz kış bence çorba olmazsa olmaz. Evet. Süt giriyor buna. Mahluta çorbası. Çok da besleyici. Hatay yöresine ait bir çorba yaptık bugün. Evet, çocuklar için de çok besleyici evet. olsa gerek. Mis gibi oldu. Oh ne güzel koktu güzel ya. Güzel kokuyor ama oh, değil mi? Çok güzel koktu. Şimdi bir de bir sosumuz var. Bir sosumuz daha var. Ha tabii üzerine böyle tereyağlı, tabii, olmazsa baharatlı olmaz. Bir sos. Nane, domates salçası, domates salçası, nar ekşisi. Nar ekşisi ve tereyağı. Tereyağı ve servis ederken de tabii servis ederken tabaklara de olabilir. Aynen. Ya da tencerenin üstüne şöyle biz gezdireceğiz. Sosunu yapalım. Sonra biz bir de dolma içi yemeği yaptık. İnsanın aklına dolma içi deyince iç pilav geliyor. Ama o yemekle çorba arası böyle koyu. Şimdi, pilav gibi. Evet, pilav gibi ama hafif yemek gibi. O ne durumda? Sos olurken ona da bakalım. Bu pişti. Ay çok şöyle güzel şey. Görünüyor bu tam benlik. Bakın böyle. Tam kıvamı bu. Tamam. Ben hemen, bizim oğlan bunu sever Hacer Hanım. Ben bu bunu da yapayım. Gerçekten çok besleyici. Mercimek var, yarma var, yani bulgur var diyelim. Evet, içinde kırık da, buğday. Aynen, kırık buğday. Artık her yerde satılıyor. Yani yöresel ürünler satan marketlerde var. Tereyağında domates salçasını. Bu arada siz hep böyle yemekler yapıyorsunuz ya, salçanızı yerinden, tereyağını yerinden öyle mi alırsınız? Bazen almaya çalışıyorum. Özellikle yağları yerinden almaya çalışıyorum. Özellikle zeytinyağını yerinden alıyorum. Konserve falan yapar mısınız? Tabii, domates salçası. Tabii. Yazdan böyle. Yazın o reçeller, konserveler tabii. Ay bir gün reçel yapsak ya. Ha. Yapalım. Şu an çilek reçeli çok güzel çilek oluyor. Çilek reçeli. Evet. Mis gibi evet, kokar. Arkadaşlar çilek reçeli yapalım. Ben yalnız neyi öğrenmek istiyorsam onu istiyorum. Bir gün denedim de kıvamını tutturamadım. Kimisi böyle nane limon tozu suyu atıyor. Ne aradınız? Nane aradım ama. Nane burada. Orada değil mi? Eroya koymuşum. Evet nane. Siz atabilirsiniz. Tamam siz dökün. Hepsini mi? Dökeyim hepsini. Tamam. Bol böyle naneli. Evet. Mis gibi koksun. Mercimeğin olduğu yemeklere, çorbalara nane çok yakışıyor zaten. Nar ekşisini de koyuyorum. Nar ekşisi koyduk. Deneyin bunu mutlaka. Çorbada nar ekşisi güzel oluyor. Ha, sadece salataya denemeyin. Evet. Ezogeline falan da çok yakışıyor. Zaten Hatay yöresinde nar ekşisi olmayan herhalde yemek yok gibi bir şey. Oradan mı alırsınız? Nereden alırsınız şeyinizi? Yani oraya tabii gidemiyoruz ama burada yok hani öyle getirtirilir ya. Evet onu da çok yapmıyorum ama Urfa'dan genelde biberim falan geliyor. Oh görünüyor Kurularım değil mi? Geliyor. Ay ne güzel oldu. Hiç ben şu kepçeyi çekeyim de şöyle güzel görünsün. Çok azcığını ben mis gibi de koktu. Servise ayırayım. Servise hazır. Karıştıralım mı? Yok böyle durabilir şu an. Evet böyle güzel şöyle göründü. Görünsün. Mahluta çorbamız hazır. Sabahları çorba kültürü güzel bizim ülkemizde. Değil mi? Evet. İçer misiniz? Yapar mısınız tarhana falan böyle bazen? Benim oğlum içerdi. Öğrenciyken evet. Evet. Sabah bir şey yiyemezdi böyle tostlu yumurtaydı falan. Her sabah bir kase çorbasını içer öyle okuluna giderdi. Ay ne güzel. 31 yaşında bu arada onu diyecektim. Oğlum. O nerede ne yapıyor? O pilot.
Pilot. Uçuyor. Vay canına. Uluslararası şehir içi şehir ülke tabii, dışı. Tabii hepsi var. Hepsi var. Ya ben bir pilot arkadaşımız var. Onu bir sorguya tutmuştum ki işte siz böyle konuşuyorsunuz ya işte ben pilot bilmem ne. Şu kadar sonra şuraya varacağız falan. Onu hep böyle merak edersin değil mi uçarken kim diye. Biz de konuşturuyoruz arada ve oğlum hadi bir öyle konuş falan diyoruz. Ha, yapamıyor tabii. Sayın yolcularımız. Ortam lazım olduğu için yapamıyor. Yapamıyor değil mi? Ya bazen derler ya böyle ya bir şarkı söylesene onun gibi oluyor işte, sesi güzel olana. Evet, kızınız ne yapıyor bu arada? Kızım da mimar, çalışıyor mimar, şu anda. Mimar çok güzel. Hmm. Buradan sevgiler gönderelim izliyorlarsa. Oğlumuz uçuyor mu şu an? Uçuyor derler ya. Nereye gitti şimdi? Valla dün Rusya'ya falan gitti, Rusya'da kaldı. Antalya Rusya. Bu ay bayağı yoğunmuş tabii. Yaz geldi tabii, turizm falan da açıldı. Evet. Bu ayki programım yoğun anne dedi. Ay ne kadar güzel ya. Peki. Doğrusu sizin çocuklarınıza inşallah. İnşallah böyle güzel sevdikleri bir meslek seçsinler de. İnşallah. Ne yaparlarsa sevsinler. Benim oğlumun çocukluk hayali. Ya. Yani bebeklik hayali. Ne kadar güzel işte, evet, ben hep buna hayran oluyorum. Ne olmak istediğini keşke erkenden fark etse çocuklar. Çok çok istiyordu gerçekten. Peki yani siz inandınız mı ona? Biri. Yani aman heves ediyor mu dediniz? Ne yaptınız? Yok inandım. Çünkü gerçekten çok istiyordu. Yani orada zaten büyüdü. O ortamda büyüdü. Onun için çok istiyordu. İlkokulu bitirdi. Liseyi bitirdi. Oralarda üniversite. Yani hep böyle o amaçla gitti tabii yani. Tabii üniversiteye de öylesine gitti zaten. Yani üniversite mezunu olması İyi, bir gerekiyordu. Bitireyim ya bitireyim dedi. Ondan sonra dedi. Ve 2 yıl sabırla bekledi. Vallahi bravo. Helal olsun. Evet. Tebrik ediyoruz oğlunuzu da ve pilot olma hayali kuran çocuklarınız varsa evet, yol açmaya devam edeceğiz çocuklarımıza. Dolma içine bakalım mı bir kerecik tamam, daha? Dolma içinde de ne yaptık biz? Şöyle bir özetleyelim sonra da hemen dolma muhallebiye içini, geçelim. Evet, yemek gibi pişirdik. Soğanı kavurduk, kıymayı kavurduk. Ondan sonra hafif haşlanmış mercimeği ve yarmayı kattık. Tabii salçamız da vardı. Baharatlarını ekledik. Böyle biraz üzerini bayağı geçecek kadar sıcak su ilave ettim. Pişti, bu kıvamda olması lazım. Pilav işte. Gibi suyunu emdi. Pilav gibi işte böyle yemek gibi. Şöyle şu ses çıkacak diyeyim siz biraz böyle. Siz ama böyle şakır şukurlu sulu sulu böyle evet bir. Evet. Şimdi farklı. Amasya'nın Merzifon'un Tokat'ın da aslında baklalı dolması vardır bilirsiniz. Böyle kare kare yapılır. Şu görünüş onun içine pişmemiş yani sarılmadan önceki haline benzediği için. Dolma içi yemeği o yüzden dolma deniyor. Dolma içi yemeği denmiş. Onun içinde yaprağı sarılıp böyle yeniyor. Yani sarılıp değil mi? Konulup yeniyor. Evet, harika ya. Ne güzel yöresel yemekler yaptık. Ay evet. Hadi gelelim tatlıya. Tamam, tatlı. Muhallebi yapacağız. Muhallebi ve gayet besleyici, sağlıklı. İçinde çünkü sütü var. Kat kat lezzet. Kat kat lezzet. Tarifimiz, malzemelerimiz gelsin. İçerisinde biz böyle güzel bisküvi de kullanacağız. Elmalı, muhallebili, tatlı. Hamur yapacağız önce. Hamur için ne lazım? Hamur için bisküvimizi ezeceğiz. Her türlü bisküvi olur mu? Bu yulaflı. Yulaflı daha güzel olur. Daha güzel olur. Evet, tamam, biraz böyle cheesecake gibi bir lezzet olacak. Elmamızı, bu bıçağın biraz bir elmalarımız var. Yeşil olur, kırmızı olur. Ha, hiç fark etmez. Hiç elmalarımız fark etmez. Var. Bitter çikolatamız var, kakao var, o bir bardak süt. O en üst katmanı olacak. Üç katlı bir şey. Üç katlı. Tatlı, evet. Ya her yayına girmeden önce diyorum ki yemeyeceğim diyorum, tatlı yemeyeceğim diyorum. İkinci tabağı alırken buluyorum kendimi. Ama bu birazcık daha hafif. Şu yağı yesek saymazsak, evet. Sizin nasıl aranız tatlıyla? Tatlı seviyorum, seviyorum. Tatlı sevmeyen yoktur. Yalnız benim şeyim var, çok enteresan. Çikolata sevmiyorum ben. Hiç sevmem, hiç hayatın yemem. Hayatın tadı yahu. Ay çikolatasız. Ben şurada hiç ağzıma aklamak almıyorum. İçin zor tutuyorum kendimi. Hiç bana cazip gelmiyor. Yani hiçbir türlüsü. Bir şeyin içinde yiyorsunuz ama. Yani onu da çok değil. Ben herhalde biraz şerbetli tatlıları seviyorum. Şerbetli tatlılar evet. Ben size... de mesela sütlüden yanayım. Sütlü de severim ama şerbetli daha çok severim. Evet. Peki elmalar kesilecek mi? Rendeleyeceğiz. İsterseniz siz soyun ben rendeleyeyim mi? Olur. Rende vereyim size mi? De. Dur rende. Şurada vardı rendemiz. Tamam. Orada değilse hemen şuradan vereceğim. Çok çeşit çeşit rendemiz var. Tamam. Bu iyi mi? İyi. Tamam. Ben de elmaları soyayım. Şimdi yönetmenimiz... Vallahi süper olur. Tamam yönetmenimiz geçen gün diyor ki... Domates soyuyor konuğumuz. Domatesi soydu hiç kabuğu düşürmedi dedi. Ben de dedim ki ne var? Dedim Rahşan onda dedim. Bak şimdi bu kabuk düşecek mi gör. Ben de hiç koparmadan bakalım. Soyabiliyorum yani. Domatesi de soyarım.
Bıçaklarımız da çok güzelmiş bu arada, keskin. Gerçekten güzel kesiyor. Atıksız mutfağı savunuyoruz Hacer Hanım. Ben de savunuyorum gerçekten. Mesela bu kabukları ne yapabiliriz? Bu kabukları gübre yapıyorlar ya da sirke. Sirke ya. Elin Ravşan sirkesi. Heyecanlandırdın beni, kopardım ya. Bende de oldu. Koparmadan soyacağım dedim ya. Ama elmanınki böyle kopu veriyor. Domatesinki kopmuyor. Evet. Şov yaptım. Yok, kopmaz diyor ya. Bak ne güzel soydum. Sirke yapabiliriz kabuğunu. Evet. Ya yiyebiliriz böyle. Evet, yiyebiliriz. Yüzümüze sürebiliriz. Ha, yüzümüze. Bak şöyle elma kabuğu koydunuz mu hiç? Ben salatalık kabuklarını böyle diziyordum yüzüme. Elmada asit var. Şöyle ha. Ha, orada dursun o. Böyle yapacağım bence yemeği. De. Evdeki şeylerle yapıyor musunuz siz de, kalıntılarla salatalık yüzüme süreyim? Bakıma falan. Çok yapmıyorum. Hmm. Çok cildimle oynamıyorum nedense. Aslında biraz yapmak lazım. Maşallahınız var ya ama. Bilmem. Harikasınız. 54 yaşında der misiniz? Yani vurduğunuzda bakmayın ama yani. Gerçekten hiçbir şey yapmıyor musunuz cildinize? Gerçekten yapmıyorum. Hiç. Yani krem nadir. Krem bile nadir. Krem bile nadir. Ama cildim çok kuru olduğu için biraz da fazla mimik yapıyorum. Onu biliyorum, kendim biliyorum. Ama güzel bir şey ya. Onlar biraz kalıyor. Hmm. Kırışıklar var tabii ki ama. Tabii. Bunun da çaresi var. Evet. Evet canım, yani çaresi var ama hiç başvurmamışsınız bakıyorum. Yok, şu anda yok. Maşallah. Hani öyle botulinum toksin. İstiyor ama. Söyleyeyim. Yaptırabilirim. Ben böyle baktım şöyle. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Geç kalırsanız sonuçlar çok iyi olmayabilir. Evet, o yüzden siz başlayın. Daha erken başlamak lazım. Ben valla estetiği seviyorum, taraftarım. Yani insan nasıl mutlu çok, olmak evet, istiyorsa. Çok evet, olmamak şartıyla. Aşırı olmamak şartıyla değil mi? Evet. Minik minik. Alnımda elmayla duruyorum değil mi ben hala? Tamam, kaldıracağım şimdi. Ben şunu yakayım bu arada. Evet. Konuşurken elmayı soymayı yavaşlattım. Tamam. Dur şu, bir de yemek da istiyor insan değil mi elmayı evet soyarken? Bunu da size rendeliği veriyorum. Ay. Şimdi hamurunu yapacağız. Rendelemeyi ve soğan kesmeyi sevmiyorum. Aklınıza bulunsun. Yerince. Çünkü parmaklarımı rendeliyorum. Ama şimdi render ettirdim size. Olsun. Şu rende işi beni çok şey yapıyor ya. Mutlaka o parmak gidiyor benim. Evet, bir tanesi gidiyor. O zaman gidiyor. Yapmayın. O zaman yeterli, şey kullanmak yeterli lazım. Ben daha çok robot. Elmayı atıp evet, içine. Evet. Aslında rendelemek de çok gerçekten zor. Havuç rendelemek çok zor evet bir şey. Tamam. Elinize sağlık. Tamamdır. Ne demek. Şimdi elmalarımızı rendeledik ve onları bir şöyle soteleyeceğiz. Evet, biraz yumuşatacağız. Hı-hı. Elmalı kurabiye gibi diyelim. Ay, bisküviler de herhalde hamura hamurluk verecek yani. Evet, taban oluşturacak. Tahmin etmeye çalışıyorum. Taban evet olacak. Elmalarla bisküviler bir taban oluşturacak. Üstünde güzel bir muhallebi, üstünde de çikolatalı bir sos. Tam yaz tatlısı valla. Evet, 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 çok yazın ağır daha değil gerçekten. Bir şekerimiz var, onu ekleyeceğiz. Elma fırına girince, tavaya girince çok güzel oluyor. Karışmış ama. Neyse. Tamam. Ne kadar şeker? Böyle bir yemek kaşığı 5 gibi. 5 kaşık kadar koydum. 5 kaşık? Şey kaşığı. Yemek kaşığı ama şu olabilir belki, şu an karışmış ama evet, tamam, fark etmez. Şey, bisküvi de şekerli ya. Evet. Bu kadar da yetebilir. Ona göre koyabilirler. Ve çok şekerlisi da öldürecek miyiz? Öldürmeyeceğiz herhalde çok. Çok değil, birazcık suyunu çeksin. Yeterli. Bu arada bisküvileri dövelim mi biz? Hadi dövelim. Yani onları böyle nasıl dövelim? Mesela ben poşete çok, koyup bardakla. Evet, aynen öyle yapalım. Öyle yapacağız. Hem gürültü yapmayalım hem çok pratik olsun. Şuraya tamam ayırdık. Poşet biz ayırdık mı o zaman? Şurada poşetimiz var. Gayet vardı de biz hazırlıklıyız. Evde tabii mesela havanda cevizi dövmek keyifli ama ben bu çok pratik. Ben cevizi de hep poşette. Ben de bardağın tersiyle. Evet, şimdi ben size bardak da vereceğim. Şurada vardı. Alırım. Bakın. Hmm. Bunda güzel dövülür. Evet. Şey tabii poşetin delinmemesine de dikkat edeceğiz evet, bu arada. Evet, o deliniyor. Ceviz de deliniyor. Evet, deliniyor. Aslında bunun miktarı fena değil. Biz gürültü yapmayalım tabii de şeyle de olurdu bu. Rondo falan. Olur muydu? Ben ya olurdu herhalde, bilemedim. Gerçi rondoları da büyük yapıyorlar. Az miktarı yapamıyorsun, evet, kalıyor. Evet, kalıyor, dibinde elinle kalıyor. Elinle illa düzeltiyorsun aynen falan. Şimdi bu da gürültülü olacak ama neyse, güzel olacak. Haydi bismillah başlıyorum. Neyse, bu ceviz değil ya, delmez çabuk poşede. Çabuk olan, evet, çabuk ezilecek. Un gibi olsun mu?
yani biraz şey olabilir, büyük kalabilir. Tamam, önemli dişe değil. Dişe gelebilir. Oo. Çok böyle aman aman kuralları yok. Evet. Bu bisküviyi almak yerine mesela bazı takıntılı böyle takıntı dedim az önce takıntı konuştuk evet. Ya anneler hani çocuklara paketli gıda yedirmek istemiyor ya doğal olarak evet. İstemiyoruz ama yiyorlar gerçi de evet. Şu ev tatlısı yaptım madem yaptım bari bisküviyi de kendim yapayım dese ne yapabiliriz ya bunun yerine onu düşündüm. Yani öyle kek tarifler mi? Var kek biraz yumuşak olur ha, ama sert. Kurabiye olur kurabiye yapabiliriz ha. Evet bu böyle çocuk kurabiyeleri var çok pratik tereyağı süt böyle karıştırıyoruz. Dur ben hı-hı. Yapıyordum ondan. Şeker. Fırına verdik mi kıtır kıtır bir kurabiye tabii oluyor. Tabii çünkü ezileceği için hani şekil de çok önemli değil. Aynen öyle. Ezileceği için. Ah deldim. Delindi vallahi. Ama yeter tam daha fazla vurmayacağım. Deliniyor. Biz yine şu elmaya koyduğumuz şeyi alabiliriz. Tamam. Ona. Zaten elma rendelemiştik. İçine evet, döküyorum. Evet dökün. Ben şimdi elmayı da getireceğim. İşte. Bisküvimizi de dövdük. Bir de tutsun diye tereyağımız var birazcık. Evet, ben pratik bir bilgi vereyim. Eğer böyle bir bisküviyi ezeceksek hiç paketinden çıkarmadan evet. Paketinin çok içinde doğru. Ezin hanımlar. Çok poşet doğru. Deliniyor dedik ya. Sonra paketi açarak ve her yere dağıtarak, dökerek o da zor olur çünkü. Şu tamam. Limon kabuğunu da ekleyebilir tamam. Miyiz? Tamam, limon kabuğu rendesi ekliyoruz. Oraya da koyabilirdik, buraya da koyabilirdik. Tamam. Nereye koyacaktık? Oraya mı koyacaktık? Fark etmez. Neyse fark buraya etmez. Döktüm. Ben orası size yakın diye dedim. Yok zaten hepsi iyi. Karışacak ya doğru, sorun tamam. Değil. Şunu da kaldırayım ortadan. Kabukları bu arada atmayacağız çöpe. Kızlar evet. Hepimiz yüzümüze elma kabuğu koyuyoruz bugün. Anlaştık mı? Rejiye de göndereceğim. Herkes yüzüne elma kabuğu bence koysun. Bence de bugün biraz bakım yapalım. Evet madem bir şey yaptık. Atıksız mutfak. Ya da sirke yapacağız ondan. Evet sirke gerçekten. Biraz uğraştırıyor ama... Ev sirkesi. Evet, ev sirkesi de yani zor gerçekten. Elmayı bayağı sulandı. Sulandı evet. Bayağı pişirdik. İşte ısıya girince sulanıyor. Mecburen onun çekmesini bekleyeceğiz. Evet, bekleyeceğiz. Sulandırır yoksa. Yani sulu olmasın mı? Tabii biraz. Birazcık yani, o su azalsın, buharlaşsın istiyoruz. Evet. Peki, bu arada muhallebisini yapabiliriz belki. Muhallebisini yaparız. Sohbet de ederiz bir taraftan. Tırma. Şimdi 8 yıl oldu. Blog var, YouTube var. Nasıl gidiyor? Bundan sonra ben mesela şunu hayal ediyorum dediğiniz bir şey var mı? Planınız ne gelecekle ilgili? Yemekle ilgili? Yemekle ilgili. Şu an bir çalışmam var aslında. Yemek kitabı çıkaracağım. Yine böyle yöresel işte Merzifon yemekleri kitabı. Aslında çekimlerini yaptım ama bilgisayarım durup durup bozuluyor. Onun için bir yazma aşamasını henüz geçemedim. Merzifon yemekleri ve kültürü diye bayağı bir geçmişi var çünkü Merzifon'un. Evet kitap bir gelecek yani. Var. Evet. Peki. Bir çalışmam var. Ne güzel inşallah kitabınız çıksın biz i̇nşallah. De burada böyle gösterelim. Tabii ben onu karıştırayım pişireyim muhallebi tamam. Yapalım mı? Yapalım. Burada vaktimiz çok az hazır. Kaldı bu aslında. Tamam. Çok kapamıyorum altını. Evet birazcık daha çeksin. Şurada tamam. Tenceremiz var. Kat kat bir muhallebi olacak bu hanımlar beyler. Hı-hı. Beyler de diyorum bakın hep beyleri de vurguluyorum çünkü çok var. Beyler de yapabilirler ama zaten. Çok seviyorlar. Bu gastronomi son zamanlarda patlayan mesleklerden. Evet. Çocuklar ilgi duyuyor. Meslek liseleri var özellikle mesela. Oradan daha başlıyorlar. Öyle güzel bir şey ki bu. Evet. Yoktu yani bizim zamanımızda. Radyo, televizyon meslek liseleri yoktu. Şimdi onlar her da var. Her şeyin okulu var evet. Şu an. Hiç kaçmazdı yani. Olsaydı evet. Benim zamanımda giderdim. Liseden düşünsene yani onu öğrene. Ben de bugün bayağı ekibi anlatıyorum anlattık. Kameraları unutup burada yapımcımız, asistanımız izliyor ya onlara dönüp dönüp anlatıyorum. Ya kızlar. Radyo, ben sizi dinliyorum ama. Evet Hacer Hanım. gerçekten ben böyle sizle sohbet etmekten çok keyif aldım. Ay, ben de aynen. Ve izlediğinizi de anladım. Ama gerçekten biraz önce de söyledim ya enerjiniz çok yansıyor ekrana. Ay teşekkür ederiz. Ben yani, hiç yabancılık çekmedim gördüğünüz gibi. Direkt ben de. Tanıyormuş gibi. Evet ben de hiç çekmiyorum. Bütün konuklarımız maşallah yani hepsiyle çok keyif alarak yapıyorum. Ben de böyle yardım etmeye çalışıyorum. Keyif alarak yapıyoruz işimizi. İnşallah izleyiciye de geçiyordur. Geçiyor. Bu bayağı çekti vallahi. Oldu tamam. Onu muhallebi için ne yaptık?
Şekerimiz vardı, unumuz vardı, nişastamız vardı. Onları koyduk, sütümüz de vardı. Hı. Şimdi karıştıracağız, muhallebi kıvamına gelecek. Evet, böylece de yeniyor zaten. Böylece de yeniyor, evet. Evet. Ama biz böyle bir taban yapacağız önce. Evet, bir şey kat kat dediğim gibi. Bunu kapatabiliriz. Kapatalım. Siz, ben alayım mı? Ben yapabilirim, ne yapayım? Bir şeye koyacağız, bisküviye koyacağız. Ay kıyamam, bak çekindi söylemeye. Ben koyarım Bacar Hanım, ne demek? Ben burada neler öğreniyorum var ya. Siz zaten biliyorsunuz. Kaçırmayın bu fırsatları. Sonra ben size çok bulaşık çıkmasın diye onu da yağı eriteceğim. Hiç dert değil. Bak nasıl kullanıyor. Az önce de bu kabın içine elmayı rendeledik, hiç yenisini istemedi yani Hacer Hanım. Direkt. Ama evde nasıl çalışıyorsak öyle yapıyoruz. Şimdi bunda ne yapacaksınız? Bunda da tereyağı eriteceğim ki hani tutsun tabanını biraz. Karıştırıyorum diye. Ben bunu. Olur. Cevizimizi, ay fındığımızı da koyabiliriz. Fındık ceviz ezmiştik. De koyabiliriz. Ceviz de olur, fındık da olur. Evde nasıl çerez varsa. Aynen. Güzel bir şey olacak, hamur olacak, taban olacak. Fırına girmeyecek, pişmeyecek. Yok, pişmeyen bir tatlı. Evet sevgili izleyiciler, bu arada bir hatırlatma yapalım. Birazdan siber güvenlik uzmanı Osman Bey gelecek. Osman Demircan'la internet dolandırıcılığını konuşacağız. Hiç başınıza geldi mi? Böyle sizin gibi güçlü internet Instagram hesaplarını böyle çok ele geçiriyorlar ya. Evet, o mesajlar her gün geliyor DM'den. Geliyor değil mi? Tabii o geliyor ama hiçbir linke tıklamamız gerekiyor. Aman, tabii işte evet. Boş bulunuyor bazen insanlar. Evet. Tıkladığı anda hesabı gidiyor. Evet, nasıl uyanık olabiliriz? O durumlarda kimden yardım isteyebiliriz? Ne yapabiliriz? Hepsini anlatacağız. Tatilde de şimdi bu tatil sezonunda daha doğrusu. Böyle internet sitelerine girip otel rezervasyonu yapıp yolda kalanlar, evine geri dönenler. Çok şey fazla. Var mı bunun içine giriyor mu acaba, hani telefon dolandırıcılığı? Tabii hepsini konuşuruz şimdi. Geldi Osman Bey de. O da çok var biliyorsunuz. Telefonla arıyorlar. İşte arkadan bir şey sesi. Tabii telsiz sesi. Telsiz sesi. Hipnoz ediyorlar onlar bence. Aynen. Ya. Kulakları çınlasın. Canan Karatay hocamız yaşadı. Onu bile evet. Yani evet. Hani o... Onu genelde ev telefonunu arıyorlar. Beni de birkaç kere aradılar. Benim ama de geldi. Ben artık diyorum ki bu çok eskidi, bayatladı bu numara. Bakın koyuyor? Tereyağı. Şeyi anlatacağım. Daha geçen hafta başıma şu geldi. Hatta eşim dedi ki gerçek olmasın bu falan. Yok dedim, çok eminim değil. Telefon çalıyor. Ta 5 sene önce oturduğum evin adresini söylüyor. Diyor ki evet. Siz burada mı oturuyorsunuz? İsim soyu. Evet. Tebligat gelmedi mi? Eşya kaldırmaya geleceğiz. Ben haciz memuru bilmem kim diyor bana telefonda. Böyle önce bir afalladım son şey. Ya git Allah aşkına, 5 sene oldu dedim, ben oradan taşınalım. Git dedim, eşyaları şey ama yap. Ama bir şey yaptınız değil mi? Duraksadınız. Ya bir duraksadım. Bir boş bulunsanız. Evet yani iyi gitsin bakalım dedim yani. Ben oturmuyorum artık orada zaten. Bunlar da oluyor ama çok laubali konuşuyordu. Yani onu da artık yemeyelim ya. Evet. Eşya kaldırmaya işte, geleceğiz diye arar insanlar mı haciz memuru mesela? Bilmiyorum ki. Kaldıracağız. Bir de kaldıracağız dedi. O cümleye çok takıldım. Evet. Eşya kaldıracağız dedi Osman Bey bana ya. Gel kaldır dedim şey. Evde kimi bulacaksan. Buraya döşeyelim. Bak ne güzel hamur oldu. Dökelim harika. Hadi. Ben bunu tutayım, siz dökün. Cam kap bayağı ağır. Evet. Hamurunu yaptık hanımlar beyler. Bisküvi. Bunu birazcık muhallebimiz oluncaya kadar dolapta da tutabiliriz. Pişmiş elma. Fındık. Evet. Ve tereyağı erittik. Tereyağı da tutsun diye ama birazcık da tabii lezzet de verecek. Evet. Biz üstüne şimdi muhallebiyi de dökeceğiz. Sonra çikolata sos yapacaksınız. Biz de konuğumuza geçelim. Tamam. Size kolay gelsin. Teşekkürler size. Birazdan geleceğiz. Ben de dinliyorum. Ay evet. Evet, dinleyin. Sevgili izleyiciler, siz de başınızdan böyle şeyler geçtiyse lütfen bizimle paylaşın. TV4 Instagram adresindeki program fotoğrafımızın altına bakalım Osman Bey bize nasıl tüyolar verecek. Hadi gelin öğrenelim. Sosyal medya tuzaklarına, internet dolandırıcılığına dikkat. İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli, nasıl önlemler almalıyız? Telefona indirdiğiniz her uygulama masum olmayabilir. Ucuz bilet almak isterken dolandırıcılık tuzağına düşebilirsiniz. Peki ne yapmalı,
İnterneti nasıl doğru kullanmalıyız? Merak edilen tüm soruları siber güvenlik uzmanı Osman Demircan cevaplıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de. Evet, geldik şimdi günümüzün, çağımızın sorununa. İnternet dolandırıcılığını konuşacağız. Başınıza mutlaka, yani inşallah gelmemiştir ama bir mesaj gelmiştir en azından. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ya sizden daha çok olsun Osman Bey. Ben de çok istiyorum. Yani yetemiyorsunuz çünkü galiba, değil mi? Yani ne kadar çok bilinçlendirirsek aslında, ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar bunun işe yaradığını gördüm. Devlette de ufak kıpırdanmalar var bununla alakalı. Ha. Siberay ve benzer kurumlarda farkındalıkla alakalı videolar falan da yayınlamaya başladılar. Hmm. Onlar da açıklama yapıyorlar. Evet. Keyifli yani, bunu olabildiğince basite indirgemek ve herkesin anlayabileceği bir seviyede. Hmm. Aynı bir televizyon röportajıymış gibi herkesin, evet, anlayabileceği şekilde yayabilmek. Bu arada bir şey söylemeden edemeyeceğim. Muhteşem bir koku var içeride. Ay var mı? Ben içindeyim ya, çok alamadım ama bir çorba. Anne sevgisi kokusu da var. Yani sütyonun ötesine geçmiş biraz. Evet. Harika kokuyor. Hani böyle bir televizyon programını izlerseniz de harika bir yemek yaparlar ve yutkunursunuz ya. Evet. Bugün yutkunmayacağım. Çünkü yayından sonra hiçbir yere gitmeyin, tadarsınız. Evet, o çorbanın tadına bakmak istiyorum. Evet, o çok güzel bir çorba oldu. Mutfağımızda tatlımız da yapılıyor. Şimdi sevimsiz de olsa çok önemli bir konu gerçekten. Evet. Yani o kadar çok arttı ki interneti herkes iyi kullanmak zorunda değil. Bilmiyoruz. Hele eski jenerasyon Instagram kullanıyor mesela. Böyle fotoğraflara bakıyor. DM'ye giriyor. Oradan bana böyle dedi diyor. Tıklıyor. Herhalde birazcık böyle 20 yaş üstü daha mı tehlikede? 20 yaş üstü... 30 yaş ya da 40 yaş. Evet, yani 20 yaş belki biraz daha alt limit oldu ama pandeminin tetiklediği bir şey var ortada. Özellikle 65 yaş üstü bireyler sokağa çıkamadılar. Evet. Onların da ihtiyaçları vardı. Bunu doğal olarak, online olarak halletmeye çalıştılar. Öğrendiler de. Üniversite bazında da bununla alakalı bayağı çalışma yaptı üniversitelerde bu bireylerin yetiştirilmesi için. Ama o bireyler... Bu dünyaya yeni girdikleri için maalesef biraz savunmasız kaldılar. Onlar çok çok daha büyük risk altında. Şunu çok iyi biliyor olmak gerekiyor. İnternette gördüğümüz her şey doğru değil. Nasıl normal hayatta, yani gerçek dünyayı internete uyarlarsak aslında internet ortamında çok daha sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürebiliyoruz. Örneğin bir dedikodu duyduğumuzda gerçek dünyada bunun muhatabıyla konuştuğumuzda onun öyle olmadığının teyidini nasıl alıyorsak, internet üzerinde de bunun teyidini alıyor olmamız gerekiyor. Ya da çocuklarımız mesela, çocukların korunması da apayrı bir konu. Aslında çok böyle bir geniş bir yelpaze. Evet, çok doğru diyorsunuz. Yani çocuklarımızı sokakta yabancı biriyle konuşurken, aşırı yetişkin biriyle konuşurken gördüğümüz zaman bir endişelenip yanına gidip sen ne konuşuyorsun deriz. Ama o kadar rahat bıraktı ki interneti. Evet, oyun konsollarında konuşuyorlar, internette, sosyal medyada, mesajlaşma uygulamalarında. Yani biraz ülkesel olarak farkındalığa ihtiyacımız var ama bunu Türkiye'yle sınırlamak istemiyorum. Bu tüm dünyada bir sorun. Hani bu bir tek bizim ülkemize has bir problem değil. Ha, biraz daha çözmüş ülkeler var, kabul ediyorum ama maalesef tüm dünyada internetin yapısı gereği böyle bir sıkıntımız mevcut. Evet. Acaba anne babalarda şey rahatlığı mı var? Sonuçta karşısındaki bir makina, karşı taraf nerede onu bilmiyoruz. Uzaklarda bir yerlerde. Nereden bulacak canım onu? Ama çocuktan telefon numarası istiyor, TC istiyor. Aa, sen nerede oturuyorsun diyor. Böyle şeyler olduğunda da çocuk bunların cevabını verdiğinde de tehditler başlıyor. Az mı duyduk öyle şeyler? Şimdi siz başınızdan geçenleri lütfen bize yazın TV4 Instagram adresindeki fotoğrafın altına. Biz konuşmaya devam edelim. Yaz gelirken tatil sezonu açıldı ya şimdi. Evet. Haberlerde ben hem sizi de izledim zaten. Bu sahte ve dolandırıcı tatil siteleri. Siteler kurmuşlar. Giriyorsun, rezervasyonunu güzelce yapıyorsun. Nasıl anlayacağız o sitenin sahte olduğunu? Yani nasıl önlemler alalım? Sizin zaten az önce turizm sezonu dediğiniz şey, biz dolandırıcılık sezonu diyoruz. Öyle yani mi? Sezon, Haziran yaz girerken. İtibariyle açıldı. Hatta Mayıs ortalarında bizim de sezonumuz açıldı, dolandırıcılık sezonu. Nasıl anlayacağız? Öncelikle TURSAP denen bir yer var. Devlete bağlı bir kuruluş ve acentelerin toplandığı bir alan var. Yani buranın varlığını insanların biliyor olması gerekiyor. Çünkü genellikle dolandırıcılıklar acenteler taklit edilerek yapılıyor. Fiyat analizlerinin çok iyi yapılması gerekiyor. Çünkü en büyük bizim dolandırıldığımız nokta ucuz fiyatlar. Bugün 5000 TL'lik bir tatil, yani evet bir sınır diyebiliriz. Hani normal fiyatların da artışları düşünürsek, hani normal bir sınır diyebiliriz bunun için, ortalama. Ama bunu 1000 TL'ye verdiklerini
gördüğünüz zaman burada bir dolandırıcılık var. Biraz böyle bakmak gerekiyor. Yani sosyal medyada biz buna çok fazla kanıyoruz. Sosyal medyada hemen hemen her platformun storyleri var. Storylerde sponsorlu reklam olarak geçiyor bunlar. Ve sponsorlu reklamda bana geldi, benim önüme geldi bir tane reklam. Yani muhteşem cazipti. 100 euroya bir hafta İspanya. Yani bu çok inandırıcı değil. İnandırıcı değil. 100 euronun uçak parasına yetmeyecek ve birinci sınıf ağırlayacaklarını falan da iddia ediyorlar. Yani burada bir fiyat analizini yapıyor olmak gerekiyor. İşte bu sosyal medya boyutu. Normalde de tatil arayacaksak genellikle yaptığımız şey arama motorlarına girip yazmak. Arama motorlarında da genellikle dolandırıcılar sponsorlu reklam da verebiliyor. Ve verdikleri bir bu... De. Tabii. Yani onun da ayrıca bir düzenlenmesi lazım. Yatırım da yapıyor sağ olsun. Bunun için para harcıyor. Mesela acentenin ya da bir otelin gerçek adının başına ya da sonuna farklı karakterler ekleyip gerçek siteymiş gibi davranıyorlar. Birebir de kopyasını yapıyorlar. Gerçekten profesyonel de iş çıkartıyorlar. Ve kampanya var. Siz yararlanın. Yarım saat var kampanyaya gibi de insanları böyle tetikleyici şeylerle siz orada tıklayıp kart bilgilerinizi girdiğiniz an itibariyle zaten dolandırılıyorsunuz. İşin daha kötü tarafı da dolandırıldığınızı valizlerinizle, çocuğunuzla, o sandaletlerinizle otelin önüne geldiğiniz zaman fark ediyorsunuz ki bu çok çok daha büyük o bir felaket. O çok acı çünkü son ana kadar aranıyorlar, mail gidiyor, rezervasyonunuz yapılmıştır, odanız bu. Bavuluyla böyle sokakta kalan haberler gördük, insanlar tabii gördük. Geçen sene çok fazla gördük ki geçen sene bu pandemi sürecinin ne rahatız ne değiliz gibiydi. Şimdi maskeler de tamamen çıktı. Şimdi bir rahatlama evresine de girdik. İnsanlar artık bir üzerimizdeki stres atalım durumundalar. Yani dolandırıcılıkların sayılarında çok fazla artış olacak. Ki dolandırıcıların yaptıkları, insanların geçmiş yıllarda en çok kandıkları konulardan bir tanesi de şuydu. Sahte bir site yapıyorlar. O otelmiş gibi davranıyorlar. Saat 6'ya kadar hizmet verdiklerini söylüyorlar. Yani dolandırıcılığın da tabii bir çalışma saati var. 24 saat mi çalışacaklar? 6'dan sonra arama diyor. İşin garip yanı bir 850'li bir numara var. İnternet üzerinden satın alabilecek bir IP telefon satın almışlar. Call center'mış gibi davranıyorlar. 6'dan sonra gerçek otelin telefon numarasına yönlendiriyorlar. Yani o kadar inandırıcılığının temelini, zeminini hazırlıyorlar ki sonrasında da insanlar buna dolandırılıyor. Ama gerçekten öyle şeyler anlatıyorsunuz ki insan diyor ki ya ben de olsam ben de inanırım yani. Gerçek böyle tersekreter çıkıyor karşıma, düzgün konuşan bir kadın yönlendiriyor. O yüzden en iyisi o zaman şey mi yapacağız? Hiç adını sanını duymadığımız sitelerden rezervasyon ya da alışveriş yapmayacak mıyız? O zaman yeni firmaların hiç mi şansı yok? Kesinlikle yapmayacağız. Aslında yeni firmaların da şansları var. Yok değil. Hani gerekli kayıtlar. Mesela her şehrin ticaret odaları var. Ticaret odalarında firma isimleri yazıldığı zaman firmanın kuruluş yılı, sermayesi, ortakları bunların tamamı görülebiliyor. Yani, araştıracağız. Tabii biraz araştırmak gerekiyor. Onun dışında hep şunu öneriyorum. İki tane kilit nokta var. Turizmde dolandırılsanız dahi bunu minimum zararla atlatmanın. Birincisi sanal kart. Adı üstünde kartın ismi sanal. Yani gerçek dünyada kredi kartınızı kullanın, sanal dünyada sanal kartınızı kullanın. Yani aktardığınız kadar para harcadığınız için hani 100 TL harcayacaksanız 100 TL aktarıyorsunuz ve internet üzerinde o kart numarasıyla alışveriş yapıyorsunuz. Yani 20.000 TL'lik limitinizi riske atmamış oluyorsunuz her şeyden önce. Bunu kullanıyor olmak çok çok mantıklı. Bu güzel bir öneri. İnterneti çok kullanıyorsanız uçak bileti için, alışveriş ve seyahatler için sanal kart kullanacağız. Kesinlikle. Sanal kartın farkı ne? İçinde bir limit yok. Siz para atıyorsunuz içine. O kadarını kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Bu yeni firmaların şansı olmayacak mı dediniz? Yeni firmalar biraz daha akıllıca davranıyorlar ve mobil uygulama da geliştiriyorlar. Geliştirilen mobil uygulamanın taktiklerine ben bugüne kadar yani mağazadan indirilebilen bir taktidine rastlamadım. Hani mağaza dışından indirilebilenler maalesef var. Uygulamanın taktidini yapamadıkları için mesela o turizm şirketinin acentesinin eğer bir mobil uygulaması varsa mobil uygulama üzerinden çok rahat bir şekilde güvenli bir şekilde gerçekten doğruluğunu bildikleri bir şekilde ticaretlerini yapıyor olabilirler. O zaman diyorsunuz ki şeyi daha yapmıyorlar. Onu da yaparlar yakında da. Uygulamanın taklidine. Ya mağazaların bir uygulamanın uygulama mağazasına girmesinin çok fazla kriteri olduğu için ki bugün iki tane telefon modeli var. Birinin farklı bir mağazası, diğerinin Android, farklı bir mağazası. Android, iOS mesela. Evet, Android, iOS. Hani iOS bu konuda çok çok daha temelleri sağlam. Hani onlar çok daha sık eleyip dokuyorlar. Android birazcık daha özgür bırakıyor insanları. Ama mobil uygulama her zaman internet sitesindeki alışverişten çok çok daha güvenli ki bu normal alışverişler için de geçerli. Bir dünya alışveriş sitesi var. Yani artık
alışverişlerimizi oradan yapıyoruz. Tabii, evet. Yani orada da mobil uygulamaları tercih edersek ki artık hepimizin cep telefonları akıllandı. Yani çok çok daha güvenli bir şekilde alışveriş yapacağız. Evet. Bu arada turizmle alakalı şunu da söyleyeyim. Türkiye sitelerinden dolandırılıyoruz. Bari yurt dışı sitelerinden alışveriş yapalım. Oradaki dolandırıcılık çok daha böyle pırıl pırıl bir dolandırıcılık. Ya çünkü onlar daha mı? Siz burada rezervasyonu yapacağınızı beyan ediyorsunuz. Onlar size bir mail atıyorlar. Attıkları mailde yurt dışı olduğu için pasaportunuzun ön yüzünü ve Türk kimliğinizin ön ve arka yüzünü sizden talep ediyor. Siz bir bunları gönderiyorsunuz. Diyor ki bizim diyor buraya geldiğiniz zaman parayı çekeceğiz. Mail order denen bir yöntem vardır. Kart bilgilerini verirsiniz ve onlar çekerler parayı. Online yapılan bir şey değil. Offline bir online ödeme yöntemidir bu. Mail order'la çekeceğiz. Kart bilgilerinizi de gönderin diyorsunuz. Kart bilginizi gönderdiniz. Pasaportunuzu gönderdiniz. Ve kimliğinizi de gönderdiniz. Sonrasında başınıza gelebilecek senaryo, bir kere dolandırıldınız. Yani kredi kartınız bir boşaltıldı. Onun dışında adınıza yurt dışında birçok hat açılmış olabilir. Yine bu bilgiler Türklere satıldıysa, Türk dolandırıcılara, Türkler bir sürü hat açmış olabilir. Bir dakika, dolandırıcılar birbirlerine bilgi mi satıyor? Tabii tabii satılıyor. Bu bilgilerin satıldıkları ortamlar var maalesef. Bende biri var, bir TC var. Sana şu kadara veririm falan gibi. Bende 150 bin tane TC var, sana bu kadara veririm gibi aslında. Birazcık daha rakamlar. Zaten duyuyoruz her hafta, eksik olmasın, bir Türk sitesi de hackleniyor. Bütün veriler dışarı sızıyor. Sızan bu veriler de bir süre sonra maalesef derin internette satışa çıkartılıyor. Kripto paralarla ödeniyor ve bu ödemenin takibi de yapılamıyor. Ve artık o kişisel veriler birilerinin elinde maalesef. Ya bu dolandırıcılığa bu kadar kafa yorup bu kadar bilgiyi orada harcayacağına git başka bir şey de harca ya. Demek ki çok iyisin internette yani. Niye bu kadar çoğaldı? İşte demek ki bu kötü örnekler, işte bu işte çok para var diye ortadan kaybolmalar. Nasıl bu kadar cesur olabiliyorlar? Yani bizim siber suçlarımız, suçlara bakan birimlerimiz illaki tespit ediyor. Hep görüyoruz haberlerde. Tabii yani siber anlam, siber devriyeler de atılıyor internette. Derin internette, normal internette. Hani bizim siber polisimiz bu konuda çok çok iyi. Evet. Ama maalesef sayıları gerçekten çok artıyor. Yani bu konu biraz ikiye ayrılıyor. Ortada kredi kartı bilgilerini çalmayı bilmeyen ama nasıl dolandıracağını bilen bir grup var. Ortada nasıl dolandıracağını bilmeyen ama kredi kartı bilgilerini de kolaylıkla çalabileceğini bilen bir grup var. Şimdi bu iki grup birbirleriyle internet üzerinde buluştuklarında biri çaldıkları bilgileri diğerine satıyor. Bununla başlıyor. Benim kafam internete basmıyor diyor ama telefonla çok güzel dolandırırım diyor. Hipnoz eder gibi böyle. Evet, yani ben diyor o bilgileri alırım diyor. Kart bilgilerini bana ver, ben sahte kartlar basayım. Aslında o saatte kartları harcayayım diyor. Yani o kartın da kopyası basılabiliyor sonuç olarak, elinizde kart bilgileri varsa. O bilgilerle de ya, o dolandırıcı bunu dolandırabiliyor ki yani insanları görsel olarak şey yapmak istemiyorum. Hani sınıflandırmak istemiyorum ama şu mesela kart dolandırıcılığından yakalandı haberlerindeki. Hani o şu dolandırıcılara şöyle bir bakarsanız yani öyle çok da teknolojiden anlayan adamlar değiller. Yani. Doğru. Dışarıdan böyle yüzeysel olarak bakıldığında. Bir de siz onca olay biliyorsunuz. Tabii çok fazla olay var. Hani ben yani benim bildiklerim bazen bana çok ağır geliyor. Hani çünkü işin hani hukuki boyutları falan da var. Yaşadıklarınız ki hani işin pedofili, çocuk tacizi ve delillerin dijital ortamlarda delilleri olan davalar ki ağır cezanın davaları bunlar. O konulara girmek daha istemiyorum. Yani çok nasıl sıkıntılı. Bir döneme denk geldik biz Osman Bey ya. Ya teknoloji çok güzel ama bir de çok daha başka kullanılmaz. O zaman kötü haberi vereyim size. Bu daha başlangıç. Gerçekten mi? Metaverse hayatımıza giriyor. Artık her şeyin üç boyutlu olma evrimi giriyor. İstemediğim birisi karşıma çıkabilir mi benim evde ya? Evin ortasında mesela. Ya çıkacak hani gibi duruyor. Hologramı gelecek. Çünkü böyle evin ortasında değil, o gözlükleri takarsanız. Ha gözlükleri. Tamam bunun ya şimdi hiç konuşulmayan şeyi söyleyeyim ben Metaverse'le alakalı size. Tamam Metaverse geliyor çok güzel de bu Metaverse'ün maliyeti ne? Yani birey olarak bana maliyeti ne olacak? Hani ona bir kıyafet giymem lazım. Onu hissedebiliyor olmam lazım. Benim dokunabiliyor olmam lazım. Görebiliyor olmam lazım. Şöyle söyleyeyim size, şu an yani son dolardaki değişikliklerle falan 100 bin TL'ye yakın. Hani 100 bin TL para harcarsam Metaverse dünyasına ben o 3 boyutlu size ortama bir şey girebilirim. Değil mi? Askeri ücretle geçindiği halde 20 bin liralık telefonu öyle güzel alıyorlar ki. Yani teknoloji ise söz konusu ve o kadar şeyse olduğu zaman. Çünkü sınıflandırmamız bizim araba modelimiz ve telefon modelimizde oluyor ya maalesef. O yüzden hiç acımıyorlar. Yani benim kariyerim bu, bana da bu telefon yakışır. Ama bakıyorsun aslında orada devam eden başka, geride başka bir hayat var. Yetişmesi gereken, ödemesi gereken.
Ama maliyeti yüksek olsun ya. Olsun, yüksek olsun. Yani bu da orayı biraz daha zorlaştıracak. Daha büyük oyuncular çalışıyor zaten. Facebook gibi, Microsoft gibi büyük oyuncular konuyla alakalı çalışıyor. Ama yarın bir gün bu da gündeme girdiğinde, düşünsenize bizim bugün internet 2.0 dediğimiz, sadece gözümüzle www yazıp girdiğimiz o internetin 3 boyutlu olduğunu düşünün. Eğer bu problemlere çok kısa bir sürede çözüm olamazsak, bunların hepsi 3 boyutlu ortamda da bizim hayatımızın parçası olacak. Ve daha kötü olacak. Evet, o yüzden burada bence okullarda, üniversitelerde değil sadece, lisede, ilkokulda internet kullanıcılığı ile ilgili bir ders işlenmeli, müfredatta olmalı çocuklara karşı, değil mi? Ailelerin zaten bu konuda çok bilinçli olması gerekiyor. Yani ailenin kendini yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü ailelerin yaptıkları en büyük problem şu: dijital ebeveynler yaratıyorlar. Evdeki çocuğun bir ebeveyn rolü var. Çünkü teknolojiden o çocuk anlıyor. Anne baba anlamıyor. Sonra o çocuk, ya yani şu etrafınıza baktığınızda, hani bunun için sokakta biraz dolaşıyor olmanız yeterli. İnternetin ya da sosyal medyanın ne kadar büyük bir güç olduğunu görebilmeniz için birbirinin nereden kopyası kadınlar bunları ve erkekler var. Ha, evet. Bunların hepsi birbirinin kopyası. Çünkü bir tanesi orada beğenilmiş ve herkes onun gibi olmaya çalışıyor. Bunu giyersen beğenilirim. Aynen öyle, yaparsan şey, yani beğenilirim. Black Mirror diye bir dizi serisi vardı. Evet. Ya gerçekten, yaşıyoruz hepsini. Ya birkaç gündür sosyal medyada kendini yakan adamın görüntüleri dolanıyor. Belki görmüşsünüzdür. Görmez miyim? Dün akşamdan beri uyku girmiyor gözüme ya. Ve hiç girmek istemedim. Ben o adamı değil de etrafındakileri gördüm. Sadece çekiyorlar. Yani bu kadar bizi duygusuzlaştırdı ve ruhsuzlaştırdı. Ellerinde telefonla, aynı Black Mirror'un bir bölümündeki gibi, her şeyi kayıt altına alıyor insanlar. Evet. Ya orada şöyle bir açıklama geldi. Biz onu şov zannettik falan demişler galiba ama bu toplumsal yaralara hiç girmeyelim. Bir de biz uygulama indiriyoruz ya telefonlarımıza. İndirdiğimiz uygulamalarda da bizim telefonumuza ne yaptığını bilmiyoruz. Evet. İndirirken bizim her şeyimizi ele geçiriyor olabilir, değil mi? Olma potansiyeli var. Yani burada hani gene nelere iOS, dikkat edeceğiz? iOS tarafı biraz daha güvenli ama Android kullanıcıları, ki daha fazla bir kitleye sahip, onların daha dikkatli olması gerekiyor. Mağazadan indirseler de yine Google açıkladı bir 20-25 tane açık, içinde zararlı yazılım olan uygulama. Bazen kontrollerinin dışında bir şeyler yaşayabiliyor kullanıcılar ama şuna çok dikkat ediyor olmak lazım. Verilen izinler. Bizim dikkat etmemiz gereken en önemli konu bu. Yani bir fotoğraf işleme programı, hep bunu örnek veriyorum. Eğer mikrofona erişmek istiyorsa bir iki defa düşünüyor olmak lazım. Neden bu mikrofona erişmek istiyor? Yani bizim o evet deyip geçtiğimiz yerde hızlı. O ne haklar bizden talep ediyor? Ki geçmişte FaceApp uygulamasında bunu yaşamıştık. O zaman da sözleşmeydi konu. Sözleşmeleri okumuyoruz. Hiç. Hani FaceApp'te biz böyle vesikalık kıvamında o muhteşem fotoğraflarımızı verip onların yaşlandırılmasını istemiştik. Ama sözleşmede şöyle bir metin vardı: ben üçüncü parti kurumlarla, kişilerle bu senin fotoğraflarını paylaşabilirim, reklam çalışmalarında kullanabilirim, bilimsel çalışmalarda kullanabilirim. Ben çok bekledim o Rusya tabanlıydı ve ne çıkacak bunun sonunda diye. Ben yaptım diye. Ben indirmiştim onu. FaceApp'i bir dönem hepimiz denedik ya, bak bu benim 60 yaşım falan. O ne işe yaradığını söyleyeyim ben size. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Rusya bütün online sistemlerinin tamamını yüz tanıma sistemine entegre etti. Yani oradaki algoritmalar kullanılarak yani gönüllü denek olduk. Şimdi dışarıdan bakıldığında bu biraz zararsız bir konu. Şimdi zarar ne noktaya doğru geliyor? Buradan tabii panik ortamı da yaratmaya gerek yok insanlara ama hani tanınmış kişiyseniz, hani çok korkunç bir servete sahipseniz, işte influencer'sanız, bürokratsanız, televizyoncuysanız diye böyle bir kriterler var. Hani yolda biri kafasını çevirdiğinde sizi tanıyorsa risk altındasınız. Hani o verinin de nasıl bir kötü niyetli kişinin eline geçeceğini bilmiyoruz ki. Şu konuşmadan sonra köye yerleşmek istiyorum o zaman. Vallahi bu teknoloji uzak dursun. Ama ne yapacaksın? Ben onu denedim. Ya yani yerleşmek değil de köye gittiğim zaman hani şey, internet nerede çekiyor diye arıyorsunuz. Ya internet olsun yeter ki, bağımlılık tabii. Peki bu arada başınızdan bir olay geçtiyse paylaşın bizimle. Osman Bey'de hikaye çok da biz şimdi biraz bilgi almaya çalışalım. Post cihazları kapıya geliyor, alışveriş yapıyoruz ya çok. Market alışverişi, yiyecek, kurye geliyor ya da işte servis yapan eleman geliyor, post makinesini uzatıyor. Çekmedi, bir daha uzatıyor. O sırada ne oluyor? Yani post cihazları ile ilgili, gelen kişiyle ilgili nasıl dikkatli olabiliriz? Neyden şüphelenelim? Şimdi burası bayağı soru işaretli ve muallaklı kalan bir konu. Yani öncelikle verdiğiniz siparişten emin olmanız gerekiyor. Hani vermediğiniz bir siparişin parasını ödemeyin. Bunun yaşanmış örnekleri var. Bunu gelmişken alayım mı diyor? Ha, gelmişken alayım ya, almışımdır herhalde. Hani kontrolsüzce hani çocuğuna 5 parça ürün almış. Aldıklarını unutmuş.
ha herhalde bu oydu deyip ödeyen aileler de var. Hani burada olabildiğince online ödeme zaten. Hani online ve sanal kartla ödeme seçeneği. Kapıda ödemeyi seçeneği. Şey yapmıyorsun. Yani ya çok önermiyorum. Şöyle önermiyorum. Hani bu post cihazları maalesef yazılımları değiştirilebilen cihazlar. Şimdi geçmişe gene haberlere yansıyan bir konu. Legal işini hakkıyla dürüstlükle yapan bir kuruma 3 tane kurye geliyor ve ödemeyi kendi zararlı yazılımlar yüklenmiş post makinesiyle yapıyorlar. Ödemeleri onunla alıyorlar. Parayı da nakit olarak patronlara nakit olarak aldık diyorlar. Sırf kredi kartı paralarını biriktirmek için. Hani yaşanmış böyle olaylar var. Ya. Yani bu anlamda ben orada olabildiğince online ödeme ya da elden nakit de belki bir noktada kredi kartında riske atmamak için olabilir. Çünkü siz onu oraya dokundurduğunuz an itibariyle zaten kart bilgileri gidiyor. Yani asıl risk bence bir yerlerde yemek yedikten sonraki ödeme aşaması. Orada da kartınızla birlikte görevli bir yerlere gitmeye çalışıyorsa kıyameti koparsın. Hani gidemezsin. Bir dakika, yanımdan hani gidemezsin. Gidemezsin. Yani benim gözümün önünde yapacaksın ve bu şekilde yapacaksın. Çünkü cihazdan geçirmeyi deniyor. Bir sorun var cihazda diyor. Kartla birlikte gidip arkada fotoğraflarını çekip kartı kopyalıyor da olabilir kendi cihazıyla. Bunlar da yine yaşanmış örnekler. Tabii belki de sırf bunu yapmak için garson olarak bir yere işe girdi. Tabii bu yaşanmış hikayeler bunlar. Gerçekten de böyle. Ben şeyi hatırlıyorum ya, böyle kalabalık bir yemek grubunda. Cihazda sorun var, şifrenizi yazar mısınız diyor. Kişi de o anda şık şık şifresini yazıyor, gidip hani şey yapacak. Ya fiş getiriyor ama ne bileyim daha önce ya da sonra ne çektiğini. Ya o verdiğiniz örnek çok çok büyük daha bir risk. Şöyle bir risk daha var. Yani siz paranız karttan çekilmiş olabilir. Her şey normal olabilir ama cihaz da sizin kartınızı kopyalamış olabilir. Hani ilk defa yemek yediğiniz, tanımadığınız bir şeyden bahsediyorum. Burada kartın şifresini girerken ya elinizde mutlaka saklayın bunu. Kasada ödeme yapıyorsanız da saklayın. Çünkü özellikle kasalar çok büyük risk. Kasanın üzerinde genellikle 4K tadında, kıvamında böyle o kasada olan biteni çok iyi kaydedecek. Sırf firmanın güvenliği için konulmuş kameralar var. Evet. Şimdi o kamera, yani kurumdan bir şey kaynaklanmasa bile o kameranın hacklenmeyeceğinin garantisi yok. Ha, bir başkası mesela lüks bir restoranın kamerasını hackleyip görebilir hepsini. Tabii görebilir. Ya şimdi insana kaba geliyor tabii şimdi bu elini. Yani ne yapacağım ben senin şifreni der kasiyer ya da garson. İnanın bu tarz açıkların olduğu kurumları gösteren siteler var. Bakın bu restoranın kamerasını ekleyebilirim. Kamerada şu porttan ben şöyle bir tarama yapmak istiyorum. Nereleri tarayayım dediğinizde hani şey parolalarına bile kadar getiriyor. İşte admin 1-2-3-4-5-6. Yani normal ürün, bu çok önemli bir şey. Ürünleri biz sistemimize kendi içimize dahil ettiğimiz zaman mutlaka onların standart gelen şifrelerini değiştirmemiz gerekiyor. Bu ev için de geçerli. Mesela evde neye yapmamız lazım? Modemlere yapmamız lazım. Çünkü modem internetin dağıldığı ben. Yer. Modemden internetiniz dağılıyor. Evet. Yani eğer modeminize erişilirse her şeyinize erişilir. Yani bu kurum için de öyle. O şifreyi değiştirmezlerse kameralarına erişilir. İşte Wi-Fi şifrelerine erişiliyor olabilir. Eğer Wi-Fi'ler kurumsal olarak değiştirmeyiz. Yani bir zincirleme reaksiyon şeklinde gidiyor olabilir. Evet, evdeki yani yeni aldığımız bir şeyin o gerçek kendi şifresini mutlaka değiştireceğiz. Kendimiz bir şifre oluşturacağız. Ama orada da çocuğumuzun doğum günü, ya daha doğrusu sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflardan ya da anlardan çıkartılabilecek mantıklı değerler koymamız lazım. Trabzonspor tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Trabzonspor'un kuruluş yılı. Çocuğunun doğum gününü paylaşmış. Gün tarihi, ay belli oluyor o gün. Bugün doğdu. Öteki çocuğunun da doğum gününü paylaşmış. Ha, ben bunların hepsinin kombinasyonlarıyla bir şey çıkartmayı deneyeyim olabilir. Ya bir dönem şeyi konuşuyorduk. Yer bildirimi yapıyorduk. Bodrum. Eve hırsız giriyordu falan, evet. Değil mi? Bir dönem bunları konuşuyorduk. Ne kadar basit şeylermiş bunlar. Evde olmadığınızı hiçbir yerde belirtmeyin. Konumuz buydu. Şu an zaten hala bu çok büyük bir risk. Bu da bir data. Bu da bir dataya dönüştü. Çünkü siz bir veriyi anonim olarak paylaşıyorsanız, yani herkese açık paylaşıyorsanız o veriye ulaşılabilir. Azıcık gizemli olun ya. Azıcık gizemli. Ya şöyle söyleyeyim. Yer bildirimi yapmak, o biletin fotoğrafını çekmek ki yurt dışı uçak biletlerinin tamamının fotoğrafları çekiliyor. Bazen o barkodun içerisinde kişisel veri de olabiliyor. Yani barkodları saklayarak çekiyor olmak gerekiyor. Bunları çekmek çok, bunları paylaşmak bana da garip geliyor. Evinize tatile giderken şöyle yazıyor musunuz? Biz bir hafta yokuz, tatile gittik diye kapının önüne bir A4 kağıdına yazıp yapıştırmıyorsunuz, evet. Ama herkesin erişebileceği internete bir alana yapıştırıyorsunuz bunu. Evet, bu veriler de toplanıp yine o verileri toplamayı bilmeyen ama hırsızlık yapmayı bilen insanlara satılan çok taze veriler olarak
yine bir veri döngüsü içerisinde yerini alıyor, evet, maalesef. İşin içinden çıkılacak gibi değil. Konuştukça konuşuyoruz. Laf, yani neler duyuyorum ben, bazı şeyleri yeni duyuyorum. Vaktimiz bitti mi burada bizim acaba? Şu Instagram'da mavi tık dolandırıcılığı, evet, başladı bu aralar. Kısacık ona da değinelim. Mavi tık yapalım sizi. Evet. O nedir ya? Ne yapmak istiyor onu diyen kişi? Bana çok geldi de. Bana da çok geldi. İstemiyorum mavi tık falan ya, ben iyiyim. Algoritmayla alakalı bir şey aslında. Yani onun teknik olarak durumu farklı. Şimdi bunun dolandırıcılığı var çünkü insanlar bunu çok ciddi anlamda talep ediyorlar. Ünlü, ünsüz herkes talep ediyor ne bunu. Ne oluyor ve mavi tık alınca? Bir prestij olarak görüyorlar. Yani? Hani herkesten farklı olduğunu gösterme çabasından başka bir şey değil. Of Allah'ım. Yani sizin isminizin sağ tarafında bir tane mavi tık olduğu ne zaman oluyor ya, ne bir şey oluyor değişmiyor ya aslında. Evet. Siz gene aynı sizsiniz, evet, yani. Ama işte bu öyle bakılmıyor. Sanki reklam fırsatları gelecek, ben tanınmış bir kişiyimler falan. Herkes gibi. Herkes alıyor ayrıca onu. Var. Yani onu da yemiyorum ben. Yemiyor kimse yani. Yani öyle bir durum da var. Şimdi bunun gerçekten ajanslar var bununla alakalı. Hmm. Ve bu Facebook ve Meta grubuyla çok hacimli reklam anlamında çalışan kurumlar bu tarz doğrulamalar için ekranlara sahipler. Bunu kendi de Meta da kabul ediyor. Hani bunu yapma şansı veriyoruz size diyor. Tamam, onlarda bir küçük de olsa bir şans var ama onlar için de şunu getirmişler, diyorlar ki eğer bunu ticari bir amaç için yapıyorsanız aldığınız kişinin de sizin de aldığınız kişinin mavi tiki iptal olur, sizin de lisansınız iptal olur. Medya partnerlığınız iptal olur diye de yazmış. Şimdi bu suistimale uğruyor mu? Maalesef bu ülkede uğruyor. Bir de bizim ülkemizde değil, her yerde uğruyor, tüm dünyada. Şimdi konu böyle olunca da bu konuyla alakalı başlattıkları bir çalışma olduğunu biliyorum. Yani bu seneye yetişir mi bilmiyorum ama başlattıkları bir çalışma var. Haksız yer alanların da durumları çözülecek. Yani çünkü insanları kandırmaktan, evet, vazgeçecekler, evet, gibi bir durum var. Ya buna kanmamak gerekiyor. 50-60-70 bin liralardan bahsediliyor. Ve hani o paraları verip de ortadan kayboluyorlar ve insanlar dolandırılıyor. Yani evet, çok büyük bir risk. Evet. Sosyal medyaya bir düzenleme şart aslında gerçekten. Geliyor. Açıklar Ağustos ayı çünkü gibi gelecek. İnşallah gibi duruyor. Görür. Özellikle dezenformasyon bugün çok büyük bir problem. Evet. İnternette o gerçekliği olmayan haberlerin tamamen yayılıyor olması, insanların, evet, da buna inanıyor olması. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum İnşallah onu. İnşallah en kısa zamanda. Biraz sıkıntılı bir konu arasında. Çok teşekkürler geldiğiniz ben için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sohbet değerli için. Bilgiler verdiniz. Yine bekliyoruz. Biz sizinle daha çok konuşuruz burada. Her bunlar zaman. İyi günlerimizmiş ya. Her zaman. Evet, siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bizimle beraberdi. Aman ha, lütfen dikkatli olun. Lütfen bu kadar çok, evet biliyoruz, göstermeyi seviyoruz, paylaşmayı seviyoruz ama daha dikkatli olacağız. Hadi geçelim mutfağa bakalım. Osman Bey de tadacak çorbalarımızdan. Tatlımız ne durumdaymış görelim. Neşeli günlerde nefis yemekler. Bu ses nereden geliyor Ceren Hanım? Kettle'ı açmıştım. Ha, kettle'ı açtım. Ay, bir an dedim bir şey yanıyor herhalde. Hacer Hanım'la bugün çok güzel yemekler yaptık size. Hızlı hızlı anlatalım. Mahluta çorbası yaptık. Hatay yöresine ait mercimekli mükemmel bir çorba, besleyici. Dolma içi yemeği yaptık. Evet. Son olarak muhallebi yaptık. Evet. Muhallebi de ne yaptınız? Onu yapıyorduk en son. En son tabanını yaymıştık sizinle zaten. Muhallebimizi de yaptık. Onu da yaydım. Üstüne tekrar bir çikolatalı sos yaptım. İçine çikolatalar da attım. Oh. Sonra onu da yaydım. Birazcık böyle badem tozuyla süsledik. Evet. Ama soğuması gerekiyor tabii. Evet. Neyse, biz soğumadan tadına yiyeceğiz. Bakabiliriz. Şimdi evet, bu tepsi şeklinde böyle dolaba koyup soğutup dilimleyebilirsiniz. Evet. İsterseniz böyle kulp şeklinde de servis edebilirsiniz. Bunu hemen kendime alıyorum. Tamam. Müsaadenizle. Tamam. Evet, çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi, her zaman benim bekliyoruz. Benim için de aynen öyleydi. Çilek reçeli yapalım. Yapalım. Yani reçel yapalım beraber bir gün. Mis kokulu çilek reçeli İnşallah. Yapalım. Çilekli tatlılar da yapabiliriz mis evet, kokulu. İnşallah yaparız. Güzel olur.
Peki bugün de programı bitirdik sevgili izleyiciler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yemekleri de lütfen denemeyi unutmayın. Tarifleri kaçırdıysanız TV4 YouTube kanalına girerek abone olarak oradaki programlardan tekrarlarını izleyebilirsiniz ve tarifleri bulabilirsiniz. Yarın tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.